Aslında hoş geldiniz. Haftaya başlangıç yaptık bugün itibariyle. Ons altın, gram gümüş, dolar, TL, gram altın. Hemen bir değerlendirmesini yapalım. Altın onsla değerlendirmemize başlayalım. Altın onsta neler olabilir? Evet, altın onsta 1600-600 üzerinde kapanışlar gördük arkadaşlar. Bu da altın onsu 1633 seviyesini bugün itibariyle bizim için önemli kılmakta. 1633 seviyesini bugün aşabilirsek arkadaşlar ons altında 1633 bugün önemli olacak. 1633'ü aşabilir. Üstünde de günlük kapanışlar yapabilirsek ons altın 1677 seviyesine doğru hedeflenebilir. İlk etapta bunun takibini yapacağız arkadaşlar. 1633 üzerinde tutunumlar şart bugün itibariyle. Altın onsta 1589. Gene stop yerimiz arkadaşlar. Burayı stop olarak belirleyeceğiz. 1589 üzerinde kalışlar. Bugün itibariyle 1633'ü de yukarıya doğru kırabilirse 1677 hedef seviyesine doğru altın onsu götürebilir. 1633'ü dikkatle takipte kalacağız. Gram gümüşe bakalım hemen. Gümüş gramda bugün itibariyle arkadaşlar 3.17 bizim için önemli olacak. Şurada yukarıdaki 3.17 seviyesi. 3.17'yi gümüş gram yukarıya doğru kırabilirse arkadaşlar 3.17 takibimizde olacak. Bugün itibariyle önemli. 3.17'yi yukarı doğru kırabilirsek gümüş gramda da 3.34 ana hedef bölgemiz olacak. Gümüş onsta da artık 3 seviyesi bizim için önemli arkadaşlar. 3 altına inmedikçe 3.17 ve 3.34 gümüş onsta pardon gümüş gramda takip edilmesi gereken önemli seviyemiz. Evet, stop noktamız da gene 3.00'da arkadaşlar. Evet, bunun üzerinde kaldıkça da bugün itibariyle 3.17 önemli. 3.17 üzerinde bugün kapanışlar gelmesi halinde arkadaşlar gümüş onsta da 3.17 üzeri 3.34 hedef konumunda hala gözükmekte. 3 seviyesi altına inmediği müddetçe. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir. Gram altında bugün itibariyle arkadaşlar 352 seviyesi bizim için önemli. Şuradaki 352 seviyesi bizim için önemli olacak. 352 üzerinde tutunmasına devam edebilirse gram altın hedef 358 seviyesinde bulunan direnç seviyesi olacak. Gram altın hala arkadaşlar 344 üzerinde durdukça olumludur. Yani 344 altına inmedikçe gram altında hedef yön olarak 352 üzeri her kapanış 358 hedefli çalışmaya devam edecektir. O yüzden gram altında da 352 takip edeceğiz. 352 altında sarkmalar olursa da 347 rakamı gram altında önemli. Gram altında stop yeri 338'de arkadaşlar bugün itibariyle. Stop yerimiz de 338. Dediğim gibi bugün itibariyle 352 üzerindeki kapanışlar 308 gram altında hedefli çalışmaya devam edecektir. Dolara da bakalım. Dolarda neler olabilir? Dolar-TL kurunda da arkadaşlar bugün itibariyle üzerinde kapanış yapması rakamımız 6.76 rakamı. 6.76 rakamını yukarıya doğru üzerinde kapanış yapabilirsek dolar kurunda 6.84 o zaman beklentimiz haline girer arkadaşlar. 6.76 altındaki sarkışlarda da dolar-TL kuru 6.68 seviyesine kadar bir gerileme yaşayabilir. 6.68'in aşağıya doğru kırılması halinde bizim stop yerimiz dolar-TL'de arkadaşlar. Uzun vadeli arkadaşlar için stop yerimiz 6.57 seviyesi. Şuradaki 6.57 seviyesi. Evet, bugün itibariyle 6.76 gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Burada 4 saatlik kapanışlar yapabiliyor mu? Ona bakacağız.
Yapamazsa 6.76 üzerine atamazsak 6.68 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden 6.76 dolar TL'de bugün dikkatle takip edeceğimiz bir seviye. 6.76'yı yukarı doğru kırabilirsek de dolar TL'de 6.80-84 aralığı takibimizde olacak. Önemli bir aralığımız arkadaşlar. Kötü senaryoda da 6.57 stop yerimiz olsun. 6.57 kırılırsa zaten bir alt banta gireriz. Orada da 6.50-6.46 var. Fakat ilk etapta 6.68-6.76 aralığı dolar TL'de bugün itibariyle beklentimiz halinde. Arkadaşlar bir de bazı arkadaşlar yatırımlarını tam yapamıyorlar. Strateji kuramıyorlar. Bu tür panikle işlem yapan devamlı arkadaşlarımız için arkadaşlar tek bir enstrümanda kalmayın. Mesela dolar alın, altın alın. Stratejiniz nasıl olsun? Mesela dolar yükseldi, altın düştü mü diyelim. Siz ne yapın? Yükselen dolardan bir parça satın, alt taraftan altın alın. Düşen altından bir miktar alın. Daha sonra bakın dolar mı düştü, altın yükseldi. Nasıl olsa iki üründen de malzemeniz var. Bu sefer altını satın, aşağıya düşen dolardan bir parça alın. Böyle böyle döndürün arkadaşlar altın ve dolarınızı. Döndürün. Hem dolardan kazanın, dolar çıktığında kazanın. Hem altının inmesinden aşağıdan daha rahat yakalayabilirsiniz. Hem de panik olmazsınız. Fazla da bu işlerde uzman değilseniz ben size bunu tavsiye edebilirim. Çok iyi bir yöntemdir. Ve basit bir yöntemdir. Dolar mı yükseldi? Yükseldiği yerden en yüksekten satın. Bu ara altın düştüyse o miktarda aşağıdan altın alın. Altın yükseldi. Onu bozun. Düşen dolardan alın ki portföyünüz devamlı dönsün arkadaşlar. Hem böylelikle işlemlerinizde daha rahat olursunuz ve sıkılmamış olursunuz. Şimdilik ben fazla uzatmayayım arkadaşlar. Piyasalarda açıldı. Verdiğim rakamları takipte kalın. Olumsuz bir durumda tekrardan bağlanıp sizlere video paylaşırım. Hepinizi çok seviyorum. Video hoşunuza gittiyse de bir beyan atarsanız beni memnun edersiniz. Kanalıma abone olmamış arkadaşların mutlaka kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.